Evet, Rusya Merkez Bankası malum sabah faizi yükseltti, %20'ye yükseltti. Rusya Merkez Bankası Başkanı bugün dövize herhangi bir müdahalemiz olmadı dedi. Diğer taraftan dediğimiz gibi Rusya Merkez Bankası'na yaptırım getirdi ABD. Diğer taraftan bu yaptırımlarla Amerikalıların Rusya Merkez Bankası Varlık Fonu veya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmaları yasaklandı. Şimdi bugün büyüme geldi dedik. %11'lik bir büyüme ve 10 yılın en yüksek büyümesini konuşuyoruz. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir konuğumuz olacak. Nurettin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Şimdi tabii %11'lik bir büyüme. Bu büyüme işte dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler arasına soktu Türkiye'yi 2021 yılında da. Dördüncü çeyrekte de yüksek büyüme var. Oradaki büyüme de yine OECD ülkeler arasında 3. sırada, G20'de ilk sırada yer alıyor. Tabii bu büyümenin kompozisyonunda yatırım, iş tüketim, ihracat nasıl katkı verdi? Pandeminin başladığından beri sanayi üretimi Türkiye'nin ekonomisini sırtlamakta, devam etmekte bu. Burada sanayi üretiminin gayri safi milli hasılaya katkısı 22.8'den 26'ya, %26'ya çıktı. Bu önemli bir rakam. Ayrıca üretim yöntemine göre gayri safi milli hasılamızda da %42.8'lik bir artış oldu. Ve toplamda 7 trilyon 209 milyar liralık bir büyüklüğe erişti. Burada sevindirici bir şey de 2013 yılından beri ilk defa dolar bazında da gayri safi milli hasılamız, fert başına düşen gayri safi milli hasılamız arttı. 412 dolarlık bir artışla 9.539 dolara fert başına düşen gayri safi milli hasılamız ulaşmış oldu. Sanayi üretimi 2021 yılı içerisinde 19.7'lik bir büyümeyle gerçekten bizleri memnun etti. Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye'nin cari açık sorununun çözümü sanayi üretiminde gayri safi milli hasılamız içerisindeki katkı payıyla beraber baktığımız zaman bunu çarpıcı bir şekilde tekrar görüyoruz. Bunu sürdürebilmemiz lazım. Sürdürebilecek mi tabii? En önemli problem, en önemli soru o. 2022 yılında da tabii ki ihracatla büyümek herhalde kompozisyon olarak baktığımızda en sağlıklı büyüme. Yani üretim ve ihracatla birlikte. Şimdi işte Şubat ayı bitiyor, Mart ayına giriyoruz. Hem Mart'a kadar nasıl bir dönem geçirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin ihracat konusunda ne tür sinyaller alıyorsunuz? Tabii yani bu Rusya-Ukrayna çatışması bizim ihracatımızda bir noktada etkileyecektir ama ben bundan çok fazla korkmuyorum. Çünkü bizim üretimimiz ve ihracatımız Ocak ayında biraz yavaşlasa da Şubat ayında gayet güzel bir performans gösteriyor. Makine tesisat yatırımlarımız geçen yıl %7'lik bir yatırım büyüme sergilediler ki bu gerçekten önümüzdeki yani içinde bulunduğumuz yılda da üretimin dolayısıyla ihracatın da devam edeceğinin bana göre en önemli göstergelerinden bir tanesi olacak. Ben ümitliyim 2022 yılında. Evet. Diğer taraftan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, bunun tabii ki yani çok bilinmezlik söz konusu. Makine tesisat yatırımlarından bahsettiniz. 2021 yılında bu yatırımların arttığını gördük. 2022 için ne söylersiniz? Buradaki yatırımlar devam eder mi? Devam edeceğini tahmin ediyorum efendim. Özellikle KGF belki bu noktada önemli olabilir. Tabii yeni ekonomik politikalarımız içerisinde özellikle selektif kredilerle sanayinin destekleneceğini görüyoruz. KGF kredilerinden biliyorsunuz 60 milyarlık bir kefalet orada oluşturuldu. Bu çarpan etkisiyle beraber ciddi bir finansman imkanı sağlayacak sanayi işletmelerimize. Burada yatırımların desteği var, ihracat destekleri var, az miktarda işletme sermayesi destekleri de var. En önemlisi daha önceki KGF destekleri gibi bunun tasarrufa yönelmeyip, dövize başka yatırımlara gitmeyip doğrudan doğruya üretime ve yatırıma yönelecek olması. Çünkü para bu sefer çok sıkı takip ediliyor.
yani faturanı getir ödeyim, işte ticari kredi kartıyla alışverişini yap ödeyim şeklinde sıkı bir denetime tabi tutulacak. Kaynaklar daha doğru bir şekilde kullanılmış olacak bu dönemde. Bunun da sanayiye olan etkisinin önemli olacağını cevapladım. Görece daha ucuz bir finansman imkanı da sağlanmış oluyor. TL LIBOR artı 1 gibi bir faiz oranıyla bu krediler verilecek. Bunların önümüzü yastırma iştahımızı devam ettireceğini tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye, bakın efendim, rekabetçi kur deyince herkesin aklına ihracat fiyatlarımız geliyor. Halbuki ihracat fiyatlarımızdan daha önemlisi ithal etmiş olduğumuz ürünlerin Türkiye'deki yerli rakipleriyle arasındaki makasın Türkiye lehine, yerli üretim lehine değişmesi bence çok daha önemli. Çünkü ihracattaki rekabetçi kurun etkisinin marjinal olduğunu biliyoruz. Ama ithalatımızdaki etkisinin ne kadar kesin bir şekilde gözüktüğünde farkındayız. İhracatımız artarken ithalatımız ancak %2'lik bir artış gösterebildi. Evet, bir de Nurettin Bey, özellikle 2021 yılı için tarım inşaat sektörlerinde bir daralma oldu. 2022'de bu aşılabilir mi? Nasıl aşılacak? Konut stoklarımız oldukça azaldı. 2022 yılında bu kentsel dönüşümler ve diğer konut ihtiyaçlarıyla beraber bu piyasalarında yavaş yavaş canlanacağını tahmin ediyorum. Ama bu piyasalar faize çok kredi faizlerine çok hassas. Bu kredi faizlerinin biraz daha düşmesini bekleyeceklerdir tahmin ediyorum. Tarım içinse bu sene çok güzel yağış aldı Anadolu. Hala da yağış almaya devam ediyor. Sorduğumuz kadarıyla da çiftçimiz de son derece ümitli bakıyor 2022 yılı hasat mevsimine. Bu yağışlarla birlikte hem barajlarımız doluyor hem de ekinlerimiz, tarımımız canlanacağını tahmin ediyorum. Geçen sene zaten tarımsal ürün ihracatında bir rekor kırmıştık. Evet. Aynı rekoru 2022 yılında da yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Peki, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir. Teşekkür.